Bu bölümümüzde sizin için İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'ndayız. Pek çoğumuz için sıkıntılı durumlar yaratabilen terlemenin ameliyatsız ve kalıcı bir çözümü var mıdır? Medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik'e soruyoruz. Soruyoruz hocam, merhabalar. Evet, merhabalar. Var mı böyle bir çözüm? Evet, var. Ama daha önce yoktu, yeni çıktı, yeni var. Kalıcı olarak biliyorsunuz terleme tedavisi. Daha önceleri biz kol altı botoksu, el botoksu, ayak botoksu veya vücudun neresi terliyorsa o bölgelere botulinum toksin uygulaması yapıyorduk. Ama bu bizi 4 veya 6 ay kadar ancak mutlu edebiliyordu. Şimdi sonrasında kalıcı çözüm arıyoruz. Yine terlemeye başlıyorduk. Evet. Bunun üzerine işin içine cerrahlar girdi, kalp damar cerrahları ve tutup kol altındaki terleme bezine giden sinirleri keserek, onları blok ederek terlemeyi önleme yoluna gittiler. Ama bunlar biliyorsun meşakkatli, narkozlu ve zor işler. Ameliyattan çoğumuz korkuyoruz, evet, zaten. Ya bir terleme içinde ameliyata değer mi diyen birçok insan vardı. Bunu duyan bilim adamları da işte terlemeye son veren bu Japon-Amerikan ortak yapımı makinayı ürettiler. Bu makinayla kol altında terleme olan bölgeleri önce tespit ediyoruz. Ufak bir testimiz var. Bu testi yaptıktan sonra da o bölgelerin kendi bir çizimi var. O çizim olan bölgelere belli numaralar veriliyor. Ve o numaralara bu elimde gördüğünüz başlıkla terleme makinesiyle bu başlıkla o bölgelere atış yapılıyor. Bu nasıl bir his? Şöyle bir his. Tamamen mikro dalga teknolojisiyle çalışan bir his. Ben de teknolojiyi soracaktım. Evet, mikro dalga teknolojisi. Tamam. Bu mikro dalga teknolojisi terlemeyi yok eden bir makina. Ne kadar süreyle? Ömür boyu. Nasıl bir etki ediyor da nasıl terlemeyi etki ediyor? Kalıcı olarak tedavi ediyor? Derinin hemen altındaki terlemeye neden olan ter bezlerini mikro dalga tekniğiyle küçültüyor. Ter küçülttüğü zaman, evet, 100 damla terliyorsanız 18 damlaya düşüyor normal terleme şeyiniz. Yani 82 damlasını yok ediyor. Aşırı terleme sorunu olanlar için çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Aynen öyle. Ne oluyor aşırı terleme? Normale dönüyor. Yani hiç terlememe diye bir şey tamamen yok. Tamamen sıfırlamıyor. O sağlıksız bir şey olurdu. Evet. Cilt kuruluğu olurdu biliyorsunuz. %82'sini yok ediyor. %18 yani normal bir insan oluyorsunuz. Normale dönüyoruz. Çok güzel. Etkinliğinin garantisinin ne olduğunu öğreneyim, hep birlikte görelim. Peki, makina yaklaşık 3-5 yıl önce üretilmiş bir makina ama biliyorsunuz FDA onayı almak çok çok zor. Dünyadaki tek FDA onaylı terleme makinesi. O zaman güvenebiliriz. Güvenle. Kesinlikle güvenebilirsiniz çünkü 2-3 yıl teste tabi tutulmadan FDA'den onay kimse alamaz. Yani hem etkinliği çok çok güvenilir, hem de vücuda zarar vermediği, insana zarar vermediği konusunda çok çok güvenilir. O zaman hep birlikte görelim bakalım, evet, nasıl tedavi ediyor. Uygulayalım, görelim. Terlemeye son veren makinamız iş başında. Evet. Evet Suzan Hanımcığım, evet. Şimdi terleme testini başlayacağız, terleme testini yapacağız. Ondan sonra o bölgeleri belirleyelim ki o bölgelere terleme makinesiyle müdahale edelim. Evet, müdahale edeceğiz ama o da çok çok kolay. Ne kadar sürüyor bu müdahale işi? Yaklaşık 45 dakika sürüyor değil mi? Ramadan Bey çok yoğun olarak hemen hemen her gün insanları, fazla terleyen insanları bu dertlerinden kurtaran doktorun ta kendisi. Havalarda ısınmaya başladı. Tam zamanı bu tedaviden yararlanmak lazım. Avrupa'da bile çoğu yerde yok. İstanbul'da bu bir ilk. Hep birlikte Türkiye'de göreceğiz. Türkiye'de de ilk, İstanbul'da da ilk. Onun için Avrupa'dan zannediyorum terlemeye son vermek için İstanbul'a akın akın turist gelecek. Bakacağız, izleyicilerimiz arasında İstanbul'da bir tatil yapıp aşırı terlemeden de kurtulmak isteyenler olabilir. Yakından inceleyelim ki biz de onları iyi bilgilendirmiş olalım. Eğer sizlerin de merak ettiğiniz sorular varsa ekranın altındaki iletişim numaralarından bizlere iletebilirsiniz. Şimdi test edeceğiz. Hangi bölgelerde aşırı terleme var onu göreceğiz hep birlikte. Uygulanabilirliği koltuk altı bölgesiyle mi sınırlıdır şimdilik? Kol altı bölgesinde uygulanabilirliği mümkün. Çünkü yalnızca FDA onayı kol altı için olan başlıkta var. Evet. El ve ayak terlemesi için de üretim yapıldı. Aparatları hazır ancak FDA onayı bekliyoruz. Çok yakında onun da onayı geldikten sonra o bölgelere de tedavi uygulanacaktır.
Bahar'cığım. Elini, ha iki elini de aynen başın arkasına alayım. O diğer elini de al istersen. Aha, tamam tatlım. Buraya iyot sürüyoruz. Normalde biliyorsunuz ameliyatlarda kullandığımız bir dezenfektan bu. Tamam. Kol altına iyot uyguladıktan sonra çok enteresan bir şey. O nedir hocam? Nedir? Mısır nişastası. Mısır nişastası. Hı-hı. Ne etki edecek burada? Terleyen bölgeler mor olacak. Evet. Şimdi? Fırçayla hafif. Gerçekten çok heyecanlı. O bölgeleri. Şimdi modelimizin terlemesi gerekiyor tabii. Hep birlikte onu bekliyoruz. Odanın ısısını artırsak mı biraz çabuk terlesin hocam? Evet. Değil mi? Aynen. Terletelim modelimizi. Kollarını kapatsa daha çabuk terler. Kollarını kapatsa da terler. Bakalım mı hocam terlemiş midir yeterince? Bir 5-10 dakika bekledik. Bekledik. Bence terlemiştir. Terlemiştir. O zaman hep birlikte bakıyoruz. Eğer terlemişse kol altlarının mosmor gözükmesi lazım. Tamam. Çünkü önce iyot üzerine nişasta terle birleşince otomatik mor bir görüntü verir. O mor görüntü olan yerleri biz de kalemimizle işaretleyeceğiz. İşaretleyeceğiz. Bakalım. Ve tedavi edeceğiz. Evet. Kollarımızı kaldıralım. Birlikte görüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu bölgeler terlemenin yoğun olduğu bölgeler. Bu bölgelere biz terleme makinamızla birazdan her bir tarafa 15-20 dakika, 15-20 dakika o bölgelere radyo dalgalarıyla atış yapacağız. Ve ondan sonra 2 gün kadar kol altları hafif ödemli ve şiş olacak. Buz torbasıyla oralara masaj ve bir de nemlendirici bir krem vereceğiz. Biz bu uygulamayı yaparken herhangi bir ağrı hissedecek mi? Hiçbir şey hissetmeyecek çünkü o bölgeleri normalde biz ne yapıyoruz? Önce krem sürüyoruz, uyuşturuyoruz. Üzerine de küçük küçük iğnelerle o bölgeyi uyuşturuyoruz. Bir yastıkçık oluşturuyoruz deriyle alttaki sinir ve kas tabakası arasında. O bölgeye serum fizyolojik basıyoruz. Tamam. İyice deri yukarıya kalkıyor. Yukarıya kalkan derinin üzerinde işlemlerimizi yapıyoruz. Acı hissetmiyor. Sonrasında 1-2 saat sonra uyuşukluğu geçiyor. Kremini sürüyor. 2 gün buz torbasıyla oralara istirahat ediyor, dinleniyor, soğutuyor. Sonrasında ömür boyu bir daha aşırı terlemesi olmuyor. Tek seans yeterli oluyor Tek mu? Tek seans yeterli. Ama çok fazla aşırı terlemesi olan kişiler için bir seans tekrarlarsınız. Eğer ki tamamen artık nefret ediyorsa terden, hı hı, bir seans daha yaparsanız bütün ter tamamen yok olur. Şimdi seansı uygulayalım bakalım nasıl bir uygulamayla karşı karşıyayız. Uygulayalım. Görelim. Uygulayalım görelim. Evet, terleme olan bölgelerimizi, yoğun olan bölgeleri işaretliyoruz. Bizim için önemli olan aslında şu uzunluk, yani buradan buraya olan uzunluk ve buradan buraya olan eni ve boyu bizim için önemli terleme şeyinin, bölgesinin. Çünkü birazdan göreceksiniz terleme makinesinin bir fotokopi kağıdı var. Onu buraya getirip koyacağız. Enine ve boyuna göre değişik santimlerde bunu yapabileceğiz. Bu elimizde gördüğünüz bunlar makinenin başlığı için özel üretilmiş şablon kalıplar. Yani masterlar bunlar. Hı hı. Bu master bakıyoruz. Bu biraz bize büyük boyuna galiba. Boyuna göre şeyine bakıyoruz. Boyu hangisine uygun ve eni hangisine uygun? Terleme bölgesine şöyle bakıyoruz. Hı. Bakın. En maksimum boy, evet, ve bakın buradan da şey yaptığınız zaman en olarak minimum, boy olarak maksimuma uydu. Onun için buna özel üretilmiş şablon kalıplar var. O şablon kalıplardan buradan alıyoruz. Bu master'a göre, bu, hı-hı, çok daha küçük terleme bölgeleri olan kişiler, evet, için ayrı bir master. Bu da daha büyük terleme bölgeleri olan için. Bizim mesela burada katılımcımıza uygun olan master bu. Burada baktık kaça kaç dedik, işte ölçtük, evet, 60'a 140 dedik. Tamam. Ve ona burada uygun olan o kağıdı bulduk. O kağıdı aldıktan sonra getiriyoruz bu kağıdı, buraya yapıştırıyoruz. Evet. Çektiğimizde
bu kağıttaki yazıların, rakamların hepsi otomatik olarak oraya çıkıyor. Ve oraya çıktıktan sonra da makinamızla alıp burada ne yazıyorsa bunları uyguluyoruz. Kullanımı bu kadar basit. Yapalım mı? Hep birlikte görelim çünkü yapalım. Çok enteresan bir uygulama gerçekten ve sonuçları da çok önemli. Kalıcı olarak terleme tedavisi nasıl yapılıyor? Medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik'ten hep birlikte izliyoruz. Master'ımıza göre ölçtüğümüz bu kobya kağıdını katılımcımızın alkolle temizlenmiş kol altına, işaretlenmiş bölgelere yerleştiriyoruz. Buradaki amacımız master'ın üzerindeki rakamların evet. terleme bölgesine geçmesi. Bunların evet bu işaretli kağıdın terleme bölgesine geçmesi. Çünkü bunun üzerindeki o yazılı olarak gördüğünüz değerlere göre o bölgelere atış yapılacak. Evet, nasıl oldu? Tamam oldu evet, mu? Evet, gayet güzel. Evet, hepsi çıktı. Harika. Evet. Şimdi bu bölgelere göre makinamızı açıyoruz ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Her bir kol altı için ne kadar süreye ihtiyaç var demiştiniz? Yaklaşık 20-25 dakikalık bir zamanda bir kol altı tamamen bitiyor. Tamam. Başlayalım, hep birlikte görelim. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için kalıcı olarak terlemeden nasıl kurtulursunuzu medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik'e sorduk. O da bize yepyeni bir makinenin uygulamasını şu anda anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. Herhangi bir şey hissetmiyor hastanın. Evet, nasıl? Canınız acıyor mu? Şu an bir ağrım yok. Şu an bir ağrımız yok. Gördüğünüz gibi ağrısız, acısız ve ameliyatsız terlerinizden sonsuza dek kurtulabiliyorsunuz. Yani hiperhidrozis tedavisi için ameliyat olmaya gerek yok. Bunun için kol altından iğne yaptırmaya gerek yok. Ve şöyle bir şey, bir de kalıcı olarak ömür boyu bunu sonuçlandırması ve hiçbir komplikasyonun olmaması, hiçbir sıkıntının olmaması yaklaşık 30-40 dakikalık bir zaman sürecinde de bütün terlemenizden kurtulmanız çok mümkün. Aynen öyle. Ekranlarını başına yeni geçen izleyicilerimiz için işleme mekanizmasını bir tekrar anlatabilir miyiz hocam? Ne yapıyor da bu sistem terlemeden kalıcı olarak kurtulabiliyoruz? Evet, siz devam edin, ben anlatayım. Evet. O bölgedeki, yani derinin hemen altında bulunan büyük ter bezlerini mikro dalga tekniğini kullanarak küçültüyor. Şu anda o işlem uygulanıyor. Evet. Büyük ter bezi küçüldüğü zaman çok terleyemiyor. Daha az terliyor. Evet. Ne kadar oranda? %82 oranında küçülüyor. %82 oranında terlemeniz azalıyor. Evet. Doğru. Bu da zaten normal terleyen veya normalden birazcık daha az terleyen bir insan oluveriyorsunuz. Çok çok terliyor iken. Ama sıfır ter istiyorsanız, hiç ter istemiyorsanız 3 ay sonra bir seans daha yaptırırsınız. Ömür boyu artık hiç terlemezsiniz. Ama bizim sağlıklı ve iyi olan terleme normal terleme olduğu için tavsiye ettiğimiz terleme şekli de normal insan gibi terlemek. Yani çok hafif terleyebiliriz. Çünkü terlemek bizim vücut ısımızı ayarlamaya yarar. Toksinlerimizin atılmasına yardımcı olur. Aynen, toksinlerimizi atar ve vücut ısısını ayarlar. Yani terlemeye de ihtiyacımız evet, var. Koşan köpeklerin dilinin neden dışarıda olduğunu bilir misiniz? Terlediği için. Terleyemediği için. Köpekler terleyemez. Terleyemediği için de dillerini dışarı çıkarırlar ve ısı alışverişini, ısı dengesini öyle sağlarlar. Biz insanlar terlemeyi, yani ısı alışverişini, ısı dengelemeyi terleyerek sağlıyoruz. Onun için terlemeyi tamamen yok etmek doğru değil. Ama azaltmak ve normal sınırlara çekmek çok çok mantıklı. Yani aşırı terleyen bir insansanız normal terleme evet, düzeyine evet, erişebilirsiniz. Zaten evet, aşırı terlemeyi normal terlemeye çeviriyoruz. Çünkü evet. 18 damla ter sizin aynı zamanda hem sağlığınızı korurken hem vücut ısısını dengelemeye yardımcı olurken aynı zamanda toksin atmanızı da sağlıyor. Yani bir miktar terlemeye de ihtiyacımız bir miktar, var. Tabii ki. Evet. Tamamen yok etmek o çok sağlıklı değil. Tamam. Bir miktar terlemek lazım ve bu makine tam işi ayarında bırakıyor. Bu küçülen ter bezleri tekrar büyür mü?
mümkün değil büyümesine. Aynen o şekilde kalmak zorunda. Çünkü onları kalıcı olarak küçülttük. Kesinlikle kalıcı bir tedavi. Kesinlikle kalıcı. Bundan 10 yıl sonra da böyle, 20 yıl sonra da, 30 yıl sonra da terlemeniz bir daha hiç artmayacak. Şimdi bir yandan tedavi devam ediyor ama hastanız gayet rahat, herhangi bir şey hissetmiyor. Hastamız rahat, biz rahat, siz rahat. Hep beraber biz rahatlıkla sohbetimize devam edebiliyoruz. Uygulama toplam ne kadar sürüyor? Uygulama toplamda siz kapıdan girdikten sonra bir saat sonra tekrar geri bu kapıdan çıkıp gidiyorsunuz. Yani yurt dışından bizi izleyen izleyicilerimiz böyle bir tedavi için hafta sonu bile İstanbul'a gelseler yeterli. Evet, bize bir saatleri lazım. Onun haricinde İstanbul turu yaparlar. Evet, hastanızın bir kol altı tedavi edildi. Evet. Bundan sonraki süreci nasıl olacak? Bundan sonraki sürecinde 2 gün boyunca kol altına buz kompresi yapacak. Bir de nemlendirici bir krem vereceğiz, bir losyon vereceğiz. Bu kadar, böyle küçük bir bakımla 2 günü geçirecek. Sonrasında normal hayatına dönecek. Normal hayatına kaldığı yerden terlemiyor olarak devam edecek. Harikasınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. Size de teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye de İstanbul'a hayırlı olsun diyorum. Sağ olun hocam. Bizi izleyen bütün Avrupa'daki ve Türkiye'deki izleyicilerimize. Aşırı terleyen tüm izleyicilerimizi İstanbul'a Nişantaşı'na bekliyoruz diyoruz. Biz de buradan bir sonraki durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Bizden ayrılmayın.